Seyirciler, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 140 ülkeden 2000 çocuğun katılımıyla başlayan Türkçe İzmir Olimpiyatları Kültür Şöleni Cuma günü başladı. 3 Haziran günü de Denizli'de devam edecek. Türkçe Olimpiyatları'nın 11.'si bu yolu renkli görüntülerle İzmir'de başladı. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar Türkçe şarkılar ve şiirler söyleyerek izleyenleri büyüledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dünyanın birçok yerinde kurulan Türk okulları sayesinde Türkçenin öneminin gittikçe arttığına dikkat çekti. Güzel dilimizin dünyaya tanıtılması konusunda gerçekleştirilen Türkçe olimpiyatlarına yıllardır büyük emek veren bu kültür şöleninin kusursuz olması için aylardır geceli gündüzlü çalışan Türkiye kültürünü ve Türkçeyi dünyanın her tarafına taşımaya gayret eden herkesi yürekten alkışlıyorum. İzmir'deki Türkçe Olimpiyatları açılış törenini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir Protokolü, Denizli Protokolü ve binlerce İzmirli vatandaş katıldı. Türkçe Olimpiyatları'nın İzmir'de yapılan şöleninde vatandaşlara etkinliğin atmosferinden nasıl etkilendiklerini sorduk. Gamze gamze bir gül ver şimdi, beni göğsüne al ver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün ol ver şimdi. Bizim için de çok güzel bir şenlik oldu. Tüm gençlerimiz için, özellikle yurt dışına gelen öğrenciler bizim için daha etkili oldu. Türkçenin konuşulması dünya uluslararası diller arasında bizim için en büyük faktör ve önem taşır. Şimdi bu uluslararası bir organizasyon olduğu için olağanüstü bir şey. Yani çok mutluyuz. Ben gözlerim doldu açıkça. Yani gördüğüm manzara, çocukların Türkçeyi mükemmel konuşmaları, mesela burada oyunları gördük. Halk oyunlarımız bu kadar güzel oynamaları gerçekten çok duygulandırdı.